Bence Insider'ın böyle 6. ya da 7. bölümünde ben isim söylemeye başlarım. Şu an erken çünkü gerçekten. Sports Dijital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Insider'ın 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben Yağız Sabuncuoğlu, Oğul Can Akçay ile birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Bu hafta çok yoğun bir gündem var. Çok fazla soru var. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu stoper rotasyonundan 5 ismin 4'ünün sakatlığı ve bugün gelinen noktada programı bir gün önce aldık. Oğulcan hoş geldin. Hoş bulduk Yağız ve tabii ki de programı bir gün öncesine almamızın da çok temel sebepleri var. Şimdi senden onların detaylarını alacağız. Evet. Şöyle başlayalım. Bu arada tabii ki benim de merak ettiğim şeyler bunlar aynı Olcanı zamanda. Olcan'ı da söylemedim. Bu, bu Yağız, programa sakladık. Bana hiçbir şey söylemiyor gerçekten. <laughs> ben de şu an sizinle beraber öğreneceğim sevgili izleyicilerimiz. BK ile başlayalım. Ya dediğin gibi 4 stoper sakat 5 tane var elde aslında baktığında tam bile değil aslında kağıt üzerinde. BK'nın sakatlığıyla başlayalım. Hala net bir açıklama yok. Sen senden dinleme ihtiyacımız var. Beka ile ilgili şöyle bir durum var. Beka o gün maçın ilk dakikalarında sakatlandı. Ardından devam etmek istedi. 3 kez kulübeden İsmail Hoca tarafından da oyundan çık, oyundan çık, oyundan çık diye üç defa oyuncu söylüyorlar ama ben diyor iyi hissediyorum kendime, Oynamaya devam etmek istiyorum diyor ve bugün gelinen noktada Beka'nın tendonlarında ciddi bir hasar var. O gün maç oynanırken herkesin düşüncesi şuydu. Fred konusunda uzun süreli bir sakatlık olabilir. Beka işte daha hafif bir sakatlık gibi düşünmüştük ama uyandığımız sabahta maalesef ki durum öyle de değil. Fred'in durumunu birazdan anlatacağız Fred bölümünde ama beka konusu şu an için ciddi durumda. Zaman verememenin sebebi bir kontrol daha yapılacak. İlk belirlemelere göre adım adım gideyim. Trabzonsporlu Dogores Adana Demir maçlarında yok. Kesin olarak. Evet sonra zaten milli ara var. Benim size anlattığım süreç zaten bir ayı buluyor yaklaşık. Devamına da sonra bakacağız. Samet de aynı maçta sakatlandı bu arada. Samet'in Samet bir şey yok. O gün kramp girmişti Samet'e. Ardından iyileşti antrenmanlara da başladı. Şimdi bize şöyle net süreleri verir misin? Ciku, Serdar Aziz, beka ile alakalı veremiyoruz. Son bir MR muhtemelen yine çekilecek. Çekilecek öden biraz vardır de. diye düşünüyorum. Büyük ihtimal kadar. kanamayla ödem vardır. Aynen. Arka tendon böyle. Yani tam tıp terimlerini hani çok böyle geniş bir şekilde söylüyorum ki anlaşılsın diye kalkıp da buradaki kasın adını verebilecek ihtisasa sahip değiliz. Hem ile kalça bölgesine yakın bir noktada tendonunda bir problem var. Bununla ilgili bir karar verilecek. Bu karara göre sakatlık süresi daha da uzayabilir. O karar ameliyat lehinde olmazsa veya daha böyle bir komplike olmayan bir tedavi şeklinde iyileşirse oyuncunun anatomisi de önemli. Daha kısa sürede dönebilir. Ama şu an için ilk belirlemelere göre durumu ciddi. Ciku, Serdar ve BK 3'ü de bir ay yok minimum. Ciku bir 3 hafta daha olmaz yaklaşık. Milli ara yani. Yani milli aradan sonra dön, döner gibi duruyor. Serdar Aziz de bir 2-3 hafta en az. 2 hafta içinde büyük ihtimal hafiften böyle bireysel çalışmalara falan başlayabilir. Tahminim böyle tam formayı giyip sahaya çık bu mücadele eski Serdar Aziz'e saha içinde gördüğümüz zaman totalde bir aya bulabilir. Peki Yıl performans. Olur sakatlıklardan sonra nasıl bir savunma attı bekliyor? Ludo Goretz, Adana Demirspor. Bu arada Samet Akaydın'ın da UEFA konferans kadrosunda olmadığını da burada belirtmek lazım. Mert Müldür de yok. O zaman Yusuf Akçiçek var. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bekleyelim <gülüyor> tabii. Süreç nasıl değişir, nasıl hızlanır? Beklemek lazım daha erken şu an Ludo Goretz maçını konuşmak için. Altyapıdan bir oyuncuya görev verirse ben çok mutlu olurum şahsi olarak. Son maçta İsmail Lüce değerlendirmedi. Sakatlıktan sonra Oscar Wilde'yi. Isterce... Aynen. İsmail Yüksek'i. Ardından Crespo değişikliğinden sonra o geriye geldi onun önüne geçti. Ben çok sevinirim. Her şerde bir hayır vardır. Bence bu kelimenin ve bu cümlenin tam karşılığı Yusuf Akçiçek. Şer şu an Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum. Hayır da Yusuf Akçiçek'in önemli bir seviyede Konferans Ligi'nde veya Süper Lig'de oynaması olur. En azından ben bardağın dolu tarafına böyle bakıyorum. Diğer sakatlığa geçelim. Stoper hattının sakatlıklarını konuşmak biraz artık can sıkıcı olmaya tamam, başladı. 20 dakika bahesele. falan sürer ben komple anlatmaya başlasam. Aynen öyle. Fazlasıyla üzücü. Fenerbahçe'de o stoper tandemi bozulmasın diye tabii ki tüm taraftarlar bir ümit ediyordu sezon başından beri ama. Bozuldu. Bozuldu. Bu takımın da ama bence betonu, çimentosu, temeli Fred. Fred sakatlığı ile alakalı bir neler söyleyebilirsin? Fred konusunda yaklaşık 2 hafta olmayacak. Trabzonspor maçında oynamasını ben beklemiyorum. Çok çok büyük bir sürpriz olmazsa. Adana Demirspor maçı Ludogores'te de beklemiyorum. Adana Demirspor maçında olur mu? Onun için bir 2-3 günlük iyileşme sürecine bakmak lazım. Ama bu hafta sonu olmadığını, önümüzdeki haftada olmayacağını söyleyelim. Bir 2-3 hafta içinde döner Fred. Durumu şu an öyle. Onun dışında başka sakat var mı diye düşünüyorum. Olmasın zaten <laughs> daha Büyük fazla. Büyük ihtimal zaten son maç genele yansır. İsmail, Zaits ve Smanski Fred dönene kadar orta saha olacak gibi. Keşke stoperle de alakalı bu kadar kesin. Stoperde ama şey e, nitelik değil konumuz şu an nicelik. Stoperde kalmadı yani. Bir Samet var gerçek stoper evet. bir de Yusuf var. Başka bir isim yok. İşte Osterwold'e Mert Müldür dönecekler orayı diye yani bende. Onlar de... da bekten bozma stoperler oldukları için. Ya bu tabii herkesin taktik, teknik futbol bakışına göre değişebilir. Ben genelde mevkisinde oynayan oyuncuları tercih ediyorum yani. Bir teknik direktör değiliz öyle bir konuştuk da. Yani benim düşüncem o ama tabii İsmail Hoca nasıl bir şey yapacak? Çünkü maçtan sonra da açıklaması var. Hiç stoper olmasa bile onun için bile planımız hazır diye. Bu da gelecek adına aslında hem özgüven dolu bir açıklama hem de Fenerbahçe taraftarını umutlandırmak için tekrar bir araya getirip o karamsarlığı da biraz götürmek için. Çünkü geçen hafta son maça çıkmadan önce Fenerbahçe Emre Mor dışında bir problem yok. Emre Mor da adım adım takımla geliyor. Serdar Ezil'in işte ameliyatı var. O da dönecek. Bir sakatlık yokken bugün çok farklı şeyler konuşmaya başladık. Peki İsmail Hoca'nın bir planı var. Diğer konuya geçelim. Yönetiminde bir planı var mı? Çünkü bu kadar stopper sakatlanınca doğal olarak Fenerbahçe taraftarına aklına bir soru geliyordu ki zaten Luan Perez'den sonra da rotasyon pek yeterli bulunmuyordu taraftarlarca. Devre arası yaklaşık 1,5-2 ay sonra geliyor. Transfer dönemi de açılacak. 11 Ocak 2024'te. Fenerbahçe'nin zaten sen söylemiştin ve haberleştirdin. İkinci şey. bölüm. İkinci bölüm. Aynen öyle. Yakaladım. İkinci ee, bölüm. Stopere kesin olarak transfer gelecektir zaten. Bir, bir önceki er transfer bölümde. transfer dönemi. Bir önceki bölümde, ikinci bölümde Inside'in ikinci bölümünde söyledik. Stoper alacak Fenerbahçe diye. Şimdi ele arttırıyorum. En az bir stoper alacak diyorum. En az ne demek? Bir tane kesin gelecek demek. Fenerbahçe arası stoper alacak. Şu an için planlama bu. Sürpriz bir durum olur. Atıyorum nasıl sürpriz olur? Şimdi BK'ya sakatlık anlamında çok çok uzun süre veriyoruz. Bir anda bir değişiklik olabilir ki bunlar oluyor. Mauro Icardi örneğinde gördüğümüz gibi çok ciddi bir sakatlığı vardı. Yener Hoca Yener İnce'nin de açıklamaları vardı kendisiyle ilgili. Bunun bir benzeri hatta Fenerbahçe'de de var Mert Hakan. Sakatlığından sonra o da uzun süre iğneyle oynadı ama şimdi geri dönüş süresini uzattı bu milli kadar. Mesela onu da atlıyoruz hep. Hı -hı. Mert Hakan nerede diye de hani soranlar oluyor. O bilgiyi de verelim. O da ciddi fedakarlıklar yapıyor takımda. Ama ben bu daha karlık mı? Yoksa değil mi? Profesyonelken uzak bir hareket mi? Çok emin değilim. Rodrigo Beka ile ilgili de ama izlerken ofiste program öncesinde şöyle bir ifadem olmuştu. Yanlış yapıyor bence diye. Çünkü sakatlandı ve devam etmeye çalıştı. O gün zemin de çok kuruydu. Zemin kuru olduğu için de sakatlıklar işte topu döndürme, paslaşma driplinkler her açıdan ciddi sıkıntılı bir zemindi. E, İsmail Hoca'nın açıklaması var ama kusura bakmasın ben katılmıyorum. Zemin için teşekkür ederim diyor. Futbolcuların hiçbiri memnun değildi o gün. O yüzden bu konuyu ben üstüne basa basa söyleyeceğim. Çok Kuru bir zemin olduğunu söylüyorlar. Pendik spor oyuncular da benzer şeyleri söylediler. Ama gelinen noktada sakatlıklar oldu. Artık önümüze bakmamız lazım genel hatlarıyla. Çünkü bu sakatlıklar yaşandı. Artık bundan sonra ne olacak Ocak'ta ona bakmak lazım. Ocak'ta da stoper Fenerbahçe başladı zaten alayışlara. Ben seni şöyle destekleyebilirim bu konuda. Biraz bunun eğitimini almış biri olarak söylemek isterim. O gün Bekao'nun tökezlediği an bastığı zemin sert bir zemindi. Ve arka adelesinin direkt olarak bir noktada onun birikmesi zaten ağır çekimde çok net bir şekilde gözüküyordu. Kasıldı. Eğer zemin ıslak olsaydı daha yumuşak bir zemine basıp tabandan tüm bacağı o kadar kuvvet binmezdi. Ayrıca ben bunu yayıncı kuruluştan birine sordum. Orada Fenerbahçe ile ilgili görevli olan. Zemin çimler uzun muydu kısa mıydı diye normalden daha kısa bir kesim oldu olduğunu da söyledi. Bu zeminin sert kısmına daha yakın basmasını sağlar oyuncuların. Bu da ayrı bir skandal bu arada. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Evet. O kadar güzel açıkladın ağzına sağlık olacağım. Şimdi maç izlerken geniş cephede görüyoruz. Sağın her tarafını göremiyoruz. Kadraj aldığı evet. kadar görüyoruz. Zeminin kuru olup olmadığını yere dik yapılan müdahalelerden anlarsınız. Anladım. Yani işte ikili mücadelelerde topa girizgi attan oyunculardan kim kalkmadı ya 90 dakika boyunca yerden? Çok yani doğru. Zeminin hibrit olması mesele değil. Zemin sulanmamıştı ve evet. bunun üstünde kimse durmadı. Transferi de böylece bitirmiş olduk. Sen kesin bir stoper. Gelecek diyorsun. Başka bir var mı bu arada? Var. Bir de kanat forvet alacak Fenerbahçe olursa şartlar. Şimdi mesela yaz transfer döneminde olsak ben şöyle söylerdim. Fenerbahçe bir stoper bir de kanat forvet alacak. Şimdi Ocak transfer dönemi zordur hep. Bazen işte kontenjan açamazsın. Bazen iyi oyuncu istersin. Kulübü bırakmaz. O yüzden şartlar uygun olursa Fenerbahçe bir tane stoper bir tane de kanat forvet almayı düşünüyor. Bence Insider'ın in böyle 6. ya da 7. bölümünde ben isim söylemeye başlarım. Şu an erken çünkü gerçekten. Bence bu arada sen bir pozisyon daha söyle söyleyeceksin. Bu benim tamamen hissiyatım. Fenerbahçe bence bir orta sahada alacak. Bekleyelim bakalım. Şu an için bir şey diyemiyorum. Evet sıradaki konumuza geçelim. Beşiktaş'ta Seçim yaklaşıyor, tarih öne çekildi. Görülen lüzum üzerine takımın gidişatından ötürü olsa gerek. Dün Sayın Emre Kocadağ'ın da maçtan sonra açıklamaları oldu. Beşiktaş için tabiri caizse gerekirse elimi taşın altına koyarım tarzı bir açıklamaydı. Hasan Arıt'ı biliyoruz. Emre Kocadağ da aday olursa başka bir aday bekliyor muyuz? Beşiktaş kaç adayla seçime girecek? Sürpriz bir isim de üçüncü olarak olabileceği söyleniyor. Doğru. Emre Kocadağ liste çalışmalarının sonuna geldi. Listeyi yapmak üzere. Biz bugün programı çekiyoruz. Dün yani pazartesi günü. Beşiktaş'ın eski başkanlarından Yıldırım Demirören'le görüştü. Burada ismi de verelim. Kendisine aday olacağını, işte liste konusunda destek istediğini söyledi. Şu an için gelinen noktada Ahmet Nur Çebi'nin artık aday olma ihtimali nasıl ilk gün seçime gidilen gün Ahmet Nur Çebi aday olmaya karar verdi dediysek gelişen süreç, yaşanan kötü dönem, stadyumdaki tepkiler, Sayın Çebi'nin ailesinin artık başkanlıktan onun uzaklaşmasını istemesi. Bu bütün detayları topladığımızda Ahmet Nurçebi'nin artık adaylığı yavaş yavaş olmama yönünde hatta olmayacak da diyebiliriz artık bir değişiklik olmazsa. Şu an için Emre Koca da ön plana çıkarıyor. Emre Koca da aday olmak istiyor. Dediğim gibi listesini de şekillendirmek üzere. Dün de Sayın Demirören'le bir araya gelmişti destek için. Şimdi bu bir cephe. Yani bu cephe derken hani şey olarak anlaşılmasın. Savaş cephesi değil. Ayıralım Emre Sececeğim Koca'da... bir kısmı orası. Aynen. Beşiktaş'ın son birkaç seçimde ismini sıkça duyduğumuz sosyal medyadan ciddi teveccüh alan genç neslin de desteklediği ismini hep konuştuğu belki de Beşiktaş taraftarına kağıt üzerinde en yakın aday Hasan Arat var ikinci sırada. Üçüncü sırada bir hafta önce sorsan bana Tevfik Yaman Türk derdim. Cuma günü açıklama yapacaktı o açıklamayı erteledi aday olmayacağını açıkladı. Büyük ihtimal orada bence Emre Koca da aday olacak hiç girme demiş olabilirler. Şimdi bunların hepsinin geneline baktığımızda da Emre Kocadağ'ın aday olduğu Tevfik Yaman Türk'ün Ahmet Nur Çebi'nin onu desteklediği bir senaryoda Emre Kocadağ favori gibi duruyor. Henüz başkanlık adaylığını resmi olarak açıklamasa da biz buradan açıklayalım olmak istediğini hatta olmak üzere olduğunu. Üçüncü tarafa geçiyorum. Denklemin üçüncü tarafında da herkesin tanıdığı Beşiktaş camiasının sevdiği bence bir özür borcu olduğu Serdar Adalı var. Sayın Adalı aday olmak istiyor. O da aynı şekilde. O da mesela bir iki hafta önce sorsan onu da istemiyordu. Teşekkür ederim diyordu. Çünkü son girdiği seçimde de favori girip kötü bir sonuçla ayrılmıştı. Haklı olarak kalbi kırık olabilir Sayın Adalı'nın. Ben ona hak veriyorum bu konuda. O da aday olursa 3 adaylı bir seçim olacak. Serdar Adalı ve Emre Kocadağ'dan biri aday olmazsa Tarkan Ser hatırla. Beşiktaş'ın son Raşitsa transferiydi yanılmıyorsam. Özel uçağına verip oyuncuyu getirtmişti. Zaten evet. Beşiktaş'ın camiasının sevdiği mevcut yönetimlere her zaman destek veren bir isim var. Tarkan Ser. O da bu iki isimden biri olmazsa aday olacak. Yani minimum üç adaylı bir seçime doğru ilerliyoruz. Kimi önde görürsün? Emre Kocada diyorsun. Yani uf, şimdi mesela taraftarlar yapsa seçim ansa lanat seçim. Ama kongre çok başka bir şey olacak. Evet, doğru söylüyorsun. Kongrede Delege sayıları çok arttı Ahmet Nur Çebi döneminde. Bunlar hep detay. Ama tabii kongrenin içinde ciddi de bir kesim var karşı. Fikret Orman'dan sonra Sayın Çebi geldi. Sayın Orman'ın ikinci adamıydı Çebi. Sonra Çebi birinci adam olunca Emre Kocada ikinci adam oldu. Şimdi tekrar bir gitti iki geliyor. Yani hep birbirinin devamı gibi. Hani bir saltanat var gibi evet, sanki aslında aynen. birbirinden bağımsız isimler olmasına rağmen. Hani herhangi bir aile vesaire bağı olmamasına rağmen. Şu anki durum bu şekilde. Ama Beşiktaş'ın bir an önce düzlüğe çıkması gerekiyor. Yani... Koskoca Beşiktaş'ta bu kadar çok aday olamaz. Birbirleri aralarında birleşmeliler. Belli bir noktayı bulup en azından sayıyı ikiye indirsinler ki güçlü bir seçim olsun. Artık son dönemlerde yapılan Beşiktaş seçimleri kuvvetli bir aday etrafında da konuşmalarını yapıp kongreyi ayağa kaldırıp belki taraftarı tırnak içinde gaza getirip seçilemeyen çok adaya gördük biz son yıllarda. Ya bu seçim Beşiktaş'ın dönüm noktası bence. Aylar önce burada transfer dijital yaparken şahsi kavgalar Beşiktaş'ın geleceğini etkiliyor demiştim. O gün çok eleştirilmiştik. Bunu söyleyeceğim. Bugün gelinen noktada Beşiktaş'ın hali ortada. Beşiktaş artık özne olarak burada tutulup onun altındaki bütün paydaşları bu armanın altında birleşmeleri gerekiyor en azından. Ben dışarıdan bir göz olarak bunu düşünüyorum, bunu görüyorum ama çok 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 sert bir Seçim bekliyor Beşiktaş'ı benim aldığım bilgiler. Olaylı bir seçim olabilir olacağım. Muhtemel başkanlık seçiminden tabii. sonra da Insider'da bir diğer başlığımızın da teknik direktör adayları olacağına eminim bu arada. Ona istiyorsa Cengizhan aslında girebiliriz de neyse tamam bekleyelim. Bence 3 adayın 2 yani 3 tane başkan adayının olası ikisinin kimi teknik direktör yapacağı belli. Bunda bir sonraki bölümde açıklarız istiyorsan. İkisi de aynı ismi getirmek istiyor zaten. İkisi de aynı ismi getirmek tabii, istiyor. Tabii tabii ikisi de aynı isim getirmek istiyor merak ettim şimdi neyse. Ben de başka bölüm bekliyorum. Son olarak Galatasaray'a geçelim. Aslında Galatasaray'da da takımın değil, camianın en kilit oyuncusu Mauro Icardi'nin de bir sakatlığı söz konusuydu. Ama Icardi oynamaya devam ediyor. Gerek iğneyle, gerek farklı tedavi yöntemleriyle gerçekten inanılmaz bir fedakarlık gösteriyor. <laughs> Kasımpaşa maçı gidişatı Icardi'nin sağlık durumu bununla alakalı bir bilgi alalım. Icardi evet, Senin söylediğin gibi ciddi fedakarlık yapıyor. Bu fedakarlığın yapılmaması gereken yerde bile bazen yaptığı olduğu için artık Icardi'nin bu saatten sonra oynamayacak olması haber değeri taşıyor. Çünkü yaptığı fedakarlığı ve günün sonunda da ciddi şekilde takımın da kaderini değiştiren, oyunun da kaderini değiştiren bir oyuncu olmaya devam etti. Yani sakat hali buysa, hı hı. iğneyle sağa çıkmış <laughs> hali buysa, iğnesiz hali zaten geçen sezon Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Aynen öyle. Çok önemli bir isim bu işin aidiyet tarafı. Diğer tarafta yine aynı mevzuya döneceğim. Sakat sakat oynanmalı mı? Bence oynanmamalı. BK bu hatayı yaptı. Lincoln Henrique bu hatayı yaptı. Icardi bence yapmamalı. Ama burada tam anlamıyla raporları görmediğimiz için de bir sağlık anlamında ahkam kesmek gibi geliyor bana ama şu an görünen Bizim aldığımız bilgiler ışığında durum bu. Transfer konusunu konuşacağız herhalde Galatasaray'da. Aynı, öyle o da olur. var. kesin sormamız lazım. Mustera ile sözleşme uzatmak istiyorlar ama maaşını düşürmek istiyor Galatasaray. Fernando Mustere ile sözleşmeyi ...Mustere bir sorun çıkarmaz. Galatasaray'ın altyapısından bir kaydı çıksa bundan daha düşük olmaz da aidiyet duygusu ve sadakati. O yüzden bir problem olmaz ama maaş düşüşü olacak. Devre arası ben ayrılık bekliyorum Galatasaray'da. Biri Sergio Oliveira, biri Victor Nelson. Üçüncü isim de bunlara Tanguy Endombele eklenebilir. Okan Hoca'nın zaten çok böyle istediği bir isim değildi o dönem için. Hatta hatırla Matias ve Çino istiyordu. Aynen. Olmadı o transfer. Devre arasında bu oyuncularla yollar ayrılıp kontenjanda bir rahatlama sağlanırsa Galatasaray orta sahada takviye tamam. yapabilir. Hakim Ziyeh'le alakalı tutumun ne olacağını düşünüyorsun? Bir tutum yok şu an için. Yani bekleyip görmek lazım. Galatasaray için bence çok kusursuz bir anlaşma. Almak isterse bedelsiz alıyor. O yüzden ben sonuna kadar bu süreci takip edip verim seviyesi arttıkça da Hakim Ziyeh'e Galatasaray'ın yaklaşacağını eğer sakatlanırsa bir daha bir problem yaşarsa da Galatasaray'ın suya sabunuda kumadan Ziyi'yi geri göndereceğini bekliyorum. Yani bu risksiz bir anlaşma. Belki de geçen sezon yapılan transferler içinde en düşük risk transfer buydu. Bu arada bağlantılı olarak son şunu da sormak istiyorum sana. Orta saha transferi olabilir diyorsun bu ayrılıklardan sonra olsa ama Nelson ayrılırsa Galatasaray'ın da elinde aslında 3 tane stoper kalmış oluyor. Nelson ayrılığından sonra da bir stoper transferi olabilir mi? Aslında ana soru bu olmalı bence. Çünkü Kaan, Davinson ve Abdülkerim kalıyor. Ki Kaan'ın da Torreira'nın yavaş yavaş partner olduğunu düşünürsen stoper hamlesi de Galatasaray'dan gelmeli bu ayrılık olursa. Şu an için yani henüz böyle bir beklentide değilim. Ama senin söylemlerinden yola çıkarsak stoper transferi de tabii ki olabilir ama Victor Nelson öyle şey bir oyuncu değil. Matias Ross değil o yani. Onu öyle gönderemezsin kafana göre. Ya da kiralama noktasında ve satın alma devre arası o kadar bonservis verilir mi? Çünkü 25 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi var. Biraz aşağı inecektir. Oyuncu oynamıyor ama değer arasında nasıl bir süreç olacak? Victor Nelson'la ilgili enteresan da bir şey diyeyim. Kısa süre içinde mevcut menajeriyle yollarını ayırabilir. O saatten sonra ben sana nereye gideceğini 3 aşağı 5 yukarı söylerim. Neden? Çünkü hangi menajerlik şirketiyle anlaşırsa o menajerlik şirketinin yakın takımlarından birine gitme ihtimali Olabilir mesela nasıl Burak Yılmaz'da ben. Bundan sonraki büyük ihtimalle tabii bu çok kolay bir şey değil. 20 tane var Lig 1'de takım atıyorum. Fransa'ya gitme ihtimali yüksek Nelson Nelson'da o menajerle eğer uzatmazsa ki şu an 70-30 e uzatmayacak gibi. Yol haritasını belirleriz beraber. Burada söyleriz. Yaz ağzını sağlık. Çok sağ ol Oğuzcan. Çok teşekkür ederim sorular için. Geçen hafta teşekkür etmiştik ama gerçekten ilginiz programa çok yüksek seviyede. Yorumlarınız, like sayılarınız, programlardan sonra kanalımıza abone olmanız hepsi için minnettarız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Insider'ın 3. bölümünün sonuna geldik. Hoşçakalın.